Seçimlere sayılı günler kala bugün Bolu Pazarı'nda seçim anketi yapacağız. Sayın Tanju Özcan, Sayın İlhan Durak ve Sayın Muhammed Emin Demirkol arasında geçecek seçim anketini ilk 50 oya ulaşan isim kazanacak. Şimdi canlı ankete başlıyoruz. Tek tek isimleri size söyleyeceğiz. Buyurun hep birlikte izleyelim. Bence mi? AK Parti'den olsun. AK Parti'nin adayı Muhammed Emin Demirkol. Evet. Var mı nedenin abi? Ne? Hizmet getirirler. Yukarıdan kaynak gelir. Aynı başkan. Tanju başkan. Evet. Var mı nedeni? Sevdiğimiz için olabilir mi? Tanju olması lazım. Var mı nedeni abi? Evet. Var mı nedeni var mı? Nedeni var mı? Çalışıyor adam. Gayet güzel çalışıyor. Her tarafı çok harika yaptı. Ben beğeniyorum. Tanju Özcan. Var mı nedeni abi? Tanju Özcan gibi adam yoktur. Tek yaptığı işler din Kenarettin Yılmaz yapar. Tanju Özcan diyorsun. Evet. Vallahi bilemiyorum ki, ben daha yeni taşındım zaten buraya. Bazı isimleri ufaktan mı söyleyeyim? Sayın Tanju Özcan, Sayın İlhan Durak ve Sayın Muhammed Emin Demirkol. Yani Tanju Özcan da olabilir, baba. Muhammed Emin de olabilir diye. Sizin oyunuz hangi tarafa gidecek bu seçim? Oy kullanmıyorum. Ben yorum yapmayayım ya direkt. Neden abi? Bolu'ya yabancıyım çünkü. Daha oy kullanmıyor musunuz bu? Oy kullanacağım da yeni. İsimleri biliyor musunuz? Biliyorum, biliyorum. Oy kullanmayacak mısınız? Kullanacağım tabii ki. Var mı aklınızda bir isim? Var ama bence hani yayınlanan bir şeyse söylemeye gerek yok. Ben hiçbir şey söylemeyeyim ablasına. Var mı? Neden? Var tabii aklımda bir şey ama söylemek istemiyorum. Tamam, teşekkürler. Tanju Özcan'ı destekliyorum ben. Var mı nedeni? Ya nedeni, ben öğrenciyim burada. Tanju Özcan'ın ulaşım haricinde, yani belediye otobüsleri haricindeki diğer çalışmalarını ve etrafımda gördüğüm, duyduğum Bolulu insanlardan, onların tecrübelerinden duyduğum kadarıyla Tanju Özcan'ın diğer projelerinde başarılı olduğunu düşünüyorum. Ve onların da, onlardan duyduğum kadarıyla da böyle olduğunu duyuyorum. Onun dışında başka bir sebebi yok. Hani Tanju Özcan'ı da zaten sokakta da çok kolay görebiliyoruz, iletişimimizi sağlayabiliyoruz. Ulaşılmaz bir insan da değil. Onun için Tanju Başkanı'nı destekliyorum ben. Tanju. Var mı neden abi? Çalışmalarını beğeniyoruz. Çalışmalar güzel. Yeni ışıklandırdı, yürüyüş yoluna bir sürü ışıklar koydu. Bence Tanju olmalı tek. Var mı? Nedeni Bolu'yu daha çok gösterdiği için. Daha önce Bolu bu şekilde değildi. Biz buralı değiliz ama Bolu gerçekten çok güzel bir şehir. Burada oy kullanıyor musunuz? Oy kullanıyorum. Tanju Hocam. Tanju. Teşekkür ederiz. Tanju. Neden? Yani bence güzel iş yapıyor. Güzel iş yapıyor. Evet. Vallahi buna yanıt vermeyeyim. Tanju Özcan. Var mı neden abi? Efendim? Nedeni var mı? Var. Nedeni. Şimdi köy çocuğu. Biliyor musunuz? Köyden yetişti. Kendisini yetiştirdi. Avukat oldu. Meclise gitti. Meclise sesini Bolu'ya, Türkiye'ye duyurdu. Belediye başkanı oldu. Mücadelesine devam ediyor. Başka gerekçe var mı? Hangisi hayırlıysa olsun mübarek. Amin. Amin. Tanju Özcan. Var mı neden abla? Evet. Bolu'ya hizmetlerinden memnunuz. Allah Tanju Bey olmalı. Var mı neden abi? O çalışıyor adam. Ya ne diyelim başka? Ben şey yapmayayım ya. Peki. Taraf olmayayım. Bilmem. Tanju Bey düşünüyoruz biz ama. Var mı neden? Seviyoruz. Seviyoruz. Memnunuz. Tanju Özcan. Nedeni var mı abi? Ankara'dayım. Burada oy kullanıyor musun? Burada oy kullanmıyorum. Yeğenlerim kullanıyor. Tamam, o zaman abimizin oyunu geçerli saymıyoruz. Tanju Özcan dedi ama geçerli saymıyoruz. Şu an ben aklıma birisi yok. Düşünüyorum daha. Peki, sizlere soralım. Bence Tanju Özcan olmalı. Var mı nedeni? Var. Bolu'yu çok güzelleştirdi. Avrupa kenti yaptı. Ben onu vermek istiyorum. Kim olmalı? Aynı başkan devam etmeli. Tanju Özcan. Bilmiyorum. Var mı nedeni? Yani çalışmalarını beğeniyoruz. Tabii ki Tanju. İlle de Tanju. Var mı neden abi? Çok başarılı görüyoruz. O kadar. Nereden bileyim?
Kim olursa olsun. Birisi olursa olsun senin oyun kime gidecek abi bu seçimlerde? Benim oyum Allah nasip ederse CHP'ye. CHP'nin adayı Tanju Özcan. Evet. Var mı dedin abi? Yok. Bu Afgan. Afgan. Burada oy kullanıyor musunuz? Evet. Burada kime oy vereceksiniz bu seçimlerde? Türkçe bilmiyorum abla. Türkçe bilmiyorsunuz. Tanju Özcan'ı biliyor musunuz? Bu taraf çıkacağım. AK Parti olması lazım. AK Parti'nin yok, adayı Sayın Muhammed Emin Demirkol. Veyahut da MHP olması lazım. MHP'nin adayı da Sayın İlhan Durak. İlhan Durak mı Muhammed Emin Demirkol mu? Ya hangisi olursa olsun yeter ki onlar olsun. Tamam. Senin oyun nereye gidecek abi? Benim? Senin oyun bu seçimlerde nereye vermiyorsunuz? Benim oyum AK Parti'ye gider. Muhammed Emin Demirkol. Evet. Peki canım. Teşekkür ederiz. Tanju Özcan olmalı. Var mı neden abi? Nedeni belli, her şey ortada. Adamın icraatlarına bak. Güzel yapıyor. Bolu'ya her şey yakışıyor. Tanju olmalı. Kim olacak başka? Var mı neden abi? Var tabi. Dürüst adam. Tanju Özcan. Var mı nedeni? CHP'liyim ben. Elbette ki bir nedenim odur. CHP'li olduğunuz için. Hayır. Beğendiğim için çalışmalarını, eserlerini. Beğeniyorum, seviyorum. Tabii ki CHP'li olmasına çok büyük etkeni var. Memnunum. Tanju Özcan olacak zaten. Niye soruyorsun? Var mı nedeni? Efendim? Nedeni var mı? Neden Tanju? Görmüyor musunuz Bolu'nun halini? Şehir oldu Bolu. Çok modern bir şehir oldu. Onun için Tanju Özcan. Peki, teşekkür. Fikir vermiyor. Hiç beklemiyordum. Fikrimiz yok bizim şu an. Oy kullanıyor musunuz burada? Kullanırız tabii ki de. Hangi ismi destekleyeceksiniz bu seçimlerde? Seçim anketindeyiz şu anda. Ben Tanju Özcan demek istiyorum. Nedeni var mı? Yok, seviyorum kendisini ve yaptıklarını yeterli buluyorum Bolu için. Ve ilerleyen zamanda da katkı sağlayacağını düşünüyorum o yüzden. Vallahi hiçbir düşünmedim daha ben buralı olmadığım için. Burada oy kullanacak mısın abi? Yok. Tamam o zaman teşekkür ederiz. Demir kolum olmasını istiyoruz. Evet var mı neden abi? Bu arada vatandaşlara söyledim abiler beraber değil abi arkadan geldiği için. Evet. Aynı gruptan değiller. Değil mi aynı? Sen söyle abi kimi destekliyorsun? Bolu Belediye Başkanı kim olur? Muhammed Emin Demirkol'u destekliyorum. Nedeni var mı abi? Dürüst, terbiyeli, abdest namazı. O yüzden muvaffak olmasını istiyorum. Efendim? Bolu Belediye Başkanı bu seçimlerde kim olmalı? AK Partili Mehmet Emin Güz olması lazım. Efendim? Mehmet Emin Güz olması lazım. Mehmet Emin Güz değil efendim. Muhammed Emin Demirkol. AK Parti Belediye Başkanı adayı şu anda. O mu? Evet. Muhammed Emin Demirkol AK Parti Belediye Başkanı. Mehmet Emin Güz diye bir aday yok şu anda. AK Parti olsun. Var mı? Neden destekliyorsunuz Muhammed Emin Demirkol'u? Allah ben tam olarak bilmiyorum da AK Parti olsun. Bolu diyelim. Ben diyorum yapmayacağım. Tamam. Tanju Özcan olmalı. Nedeni var mı abi? güveniyorum iyi işler yapıyor. Ben hanıma. Ama sizin geçen gün pazar canlı yayında görüşmüştük. Evet bu anketimiz farklı. Şu an Bolu Belediye Başkanı kim olmalı? Bu soruyu soralım. Ya tabii ki Tanju Özcan. Nedeni var mı abi? Nedeni çok çok nedeni var. Çok halkın kısa tutarsak yanında, çünkü 50'de bitirmemiz gerekiyor. Halkın yani. Yanında, hakkın yanında solmaz ana şeyleri var. Yemek içme sorunlarını halletti. Tamam. Diğer parkları en dar alanlara kadar bakımlarını yaptı. Parkları var. Yeni projeleri için izledik. Ve güven veriyor. Bir dönem yani hızla bir önünü kesme hiç gerek yok. Açıkçası halktan aldığını halka veriyor. Bir. En azından halkın yanında. İki. En azından Atatürkçü ve Cumhuriyetçi. Üç. İki kişi desteklediler ama bir oy kabul ediyoruz buradan. Kafalarda soru işareti kalmasın. Vatandaşlar önceki haftalarda pazar yayınında röportaj vermişlerdi. Anketle ilgili bir röportajları olmamıştı. Hangisi hayırlısı sorsun? Sen oy kullanacak mısın abi? Kullanacağız. Tanju Özcan, İlhan Durak, Muhammed Emin Demirkol. O Karakot. Kim abi? Karakot. Muhammed Emin Demirkol mu? Anlamadım. Evet. O mu? Nedeni var mı abi? Evet.
Var. Açıklarsınız. Konuş. Yani Tanju. Abim Tanju diyor, sen Muhammed Emin Demirkol diyorsun. Nedeni var mı abi, sen söyle. Seviyoruz, sayıyoruz. Seviyoruz. Çalışan bir başkanımız. Tanju Özcan. Nedeni var mı efendim? Nedeni var. Bakın etrafta ben şey görmüyorum. Yabancı, uyruklu. Önceden öyle miydi? Mesela dün akşam benim kızım LGS'ye hazırlanıyor. Anne mahallede turlayabilir miyim dedi. Gönlü rahatlığıyla çık dedim. Ama önceden öyle miydi? Kapının önünde oynasa şeyler çete gibi. Yabancı uyruklular. Çete gibi şey yapıyor, geziyorlar. Kapının önünde oynasa bile üzülüyordum. Yani korkuyordum. Gözüm çocuğumun üstünde, hani ne yapacaklar, ne edecekler. Ama şimdi gönlü rahatlığıyla dün akşam çıkıp geziyor, dolaşıyor. Önceden öyle miydi? Yani tek nedenim bu. Teşekkür ederim. Mülteci sorunu diyorsunuz. Aynen. Tamam, çok teşekkür ederiz. Bu şeyden kurtulduk. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum kendisine de. Vallahi ben buralı değilim. Oy kullanacak mısınız burada? Tanju'ya. Nedeni var mı? Bizim kendi adamımız, Bolu'nun yerli adamı. Bolu'nun çocuğu. İğne ama ona vereceğim, belediye başkanı. AK Partilisiniz ama evet. Tanju Özcan'a vereceksiniz. Evet. Geçen de ona verdim. Tanju Özcan olmalı düşünce. Nedeni var mı? Nedeni var mı? Yolları güzel yaptı, göbekler yaptı. Çok da iyi oldu Bolu halkı için. Hani iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah başarıların devamı diye düşünüyorum. Kararsızım. Kararsızsınız. Evet. Yarın seçim olsa oyunuzu kime kullanırsınız? Öyle söyleyeyim ben o zaman. Seçimi çünkü çok az bir süre kaldı. Galiba Tanju'ya vereceğiz gibi. Nedeni var mı? Nedeni bir şey diyemeyeceğim şimdi ya. Vallahi hiçbirini de desteklemiyorum. Nedeni var mı? Sizin de eksisi var çok. Oy kullanmayacak mısınız? Çok he? Oy kullanmayacak mısınız? Oyumu boşa atmalı istemiyorum ama hiçbirini de güvenmiyorum. Boşa atmayacağını söylüyorsunuz. Şey yapmıyorlar adama. Daha seçime az bir süre daha var ama düşüneceksiniz o zaman. Düşüneceğim. Bilmiyorum. Kim olmalı? Tanju Özcan. Nedeni var mı? Seviyoruz kendisini. Vallahi bilemem ben. Oy kullanacak mısınız? Kimden yana bu seçimlerde? Kimden yana? Allah bilir. Allah bilir. Peki teşekkür ederiz. Ablam sizin düşünceniz? Ben de kalsın ablam ya. Peki teşekkür ederiz. Peki. Tanju Özcan. Nedeni var mı? Çok güzel bakıyor Bolu'muza. Güzelleştirdi. Şimdi gerek yok. Tamam. Tanju Özcan. Nedeni var mı abi? İcraatlarını başarılı buluyorum. İletişim son derece kuvvetli. Başarılı bana göre belediyecik. Vallahi bilmiyorum. Oy kullanacak mısınız? Kimi destekleyeceksiniz bu seçimde? Az bir süre kaldı. Vallahi bilmiyorum. Sayın Tanju Özcan, Sayın İlhan Durak, Sayın Muhammed Emin Demirkol. Tanju Özcan olabilir. Nedeni var mı? İyidir. Tanju Özcan. Nedeni var mı abi? Ne bileyim, biz öyle alıştık işte. Öyle alıştın. Öyle alıştın, öyle gider diyorsun. Evet. Yani şöyle, seçimlerde belediye başkanının kim olduğu önemli değil, Bolu'ya kim değer verecek? Evet. Bolu'yu kim yüceltecek? Oy bir namustur, söylenmez. Ben öyle görüyorum, hep büyüklerimden öyle gördüm. Ama Bolu'ya sahip çıkacak olan kimse, bence o olmalı. Bana sorma. Olacak. Tanju. Neden? Bolu'nun adamı. Neden? Bolu'nun adamı. Tabii. Peki, teşekkürler. Kim olmalı? Vallahi işte bir böyle nasıl ne diyeyim yani yine Tanju Özcan olur herhalde yani. Tanju Özcan mı diyorsunuz? Yani diyoruz. Peki teşekkür ederiz. Tanju Özcan olmalı. Nedeni var mı? Etmeli. Her şey çok güzel oldu o gelince. Her şey ne oldu? Yolları, şeyleri. Güzel bir şehir oldu. O yüzden her zaman Tanju Özcan. Oğlum ben yeni geldim. Oy kullanacak mısınız burada? Kullanacağım. AK Parti, MHP, CHP. Buyurun. Hangisine vermeyi düşünüyorsunuz? Tanju Özcan, İlhan Durak, Muhammed Emin Demirkol. Ta şey vermedim yani. Karar vermediniz. Peki teşekkür ederiz. Sen teşekkür ederim. Peki teşekkür ederiz. Abinize sorayım. Abi sizce Bolu Belediye Başkanı bu seçimlerde kim olmalı? Kim olmalı? Tanju Özcan. Nedeni var mı abi? Nedeni var. Bakıyorum böyle çok çalışıyor. Her taraf pırıl pırıl. Görüyorum yani. Tabii ki Tanju Özcan. Nedeni var mı abi? Var efendim. Tabii ki yaptığı işleri görüyoruz. Artı bir de Bolu'nun çocuğu olduğu için
biz ondan vazgeçemeyiz. Ve Bolulularda vazgeçmemesini tavsiye ediyorum Bolulara da. Ben köydeyim be. Burada oy kullanmıyor musunuz? Tancı. Nedeni var mı abi? Nedeni adam her şeyi yaptı abi. Furyaları bunları çıkardı. Yani ruhsat vermedi. Mülteci sorun diyorsunuz. Evet. Tancı Özcan. Abi daha sorumu sormadan cevap verdin. Nedeni var mı abi? Allah ki öbürlerim Allah belasını versin de onun için. Anlamadım abi. Allah belasını versin AK Parti'nin. Nedeni abi şimdi AK Parti'ye de bir atıfta bulun. 50 liralık. Bolu değilim. Muhammed Emin Demirkol. Nedeni var mı? Var. Neden abi? Temiz ve dürüst bir insan. Temiz ve dürüst. Teşekkür ederiz. Yani geçen dönemki belediye başkanı olmalı. Mevcut başkan Tanju Özcan. Tanju Özcan mı? Tanju Özcan. Nedeni var mı? Yani güzel hizmet verdiğini düşünüyorum Bolu'ya. Güzel hizmet. Yani park ve bahçelerdeki özellikle yaptıkları. Tek sorun bu park, arabaların park sorunu. Onu da hallederse başka bir sorun kalmayacağını düşünüyorum. Ben memnunum. Ben belediye başkanına oy kullanmayayım. Köyde ikamet ediyorum. Tamam, teşekkür ederiz abi. Hak eden olmalı. Hak eden olsun tabii ki de sizin destekleriniz için var mı? Ya şu anda görünen Tanju Özcan. Siz Tanju Özcan mı diyorsunuz şu anda? Yani. Peki teşekkür ederiz. Evet bir oy daha Tanju Özcan'a geldi. Ablamızı soralım. Abla merhaba. Sizce Bolu Belediye Başkanı bu seçimlerde kim olmalı? Tabii ki Tanju abi. Nedeni var mı? Evet. Nedeni şu. Partisiyle hiçbir işim yok ama kendisini çok seviyorum. Yaptığı işleri de saymayacağım şimdi tek tek. Tanju abinin şöyle bir benim gözümün niteliği var. Ben 22 yıldan beri Bolu'dayım ve İzmirliyim ben. Tanju abinin kişiliği benim için partisinin çok çok üstünde. Nedenini sorarsanız da Tanju abinin verdiği her vaadi yerine getirdiğini bildiğim için. Kapısını tıkladığımda giremezsiniz demiyor diğerleri gibi. Vallahi bilmiyorum. Tanju diyorlar da ne bileyim ya. Sen ne diyorsun abi? Sen kimi destekleyeceksin? Vallahi bilmiyorum ya kimi de MHP'ye destek. İlhan Durak, Muhammed Emin Demirkol, Tanju Özcan. MHP'nin adayı İlhan Durak, CHP'nin adayı Tanju Özcan. MHP'yi diyoruz biz kardeşim. MHP mi? Peki teşekkür ederim. Evet İlhan Durak'ın ilk oyu şu anda geldi. Hak eden kazansın diyelim. Hak eden kazansın. Sizin destekliğiniz bir isim var mı? Tanju Özcan, İlhan Durak, Muhammed Emin Demirkol. Ahmet Emin Demirkol. Ahmet Emin Demirkol. Ahmet değil abi, Muhammed Emin. Muhammed Emin, pardon. Peki. Biz buralı değiliz. Biz Sebenli olduğumuz tam olarak. Biz şu anda zaten belediye başkanı desteklemeyiz. Oy kullanıyor musunuz burada? Sebenli kullanıyoruz. Ya burada belediye başkanı. Yok, burada tamam, belediye teşekkür ederiz. Evet. Abim Ahmet Demirkol dedi ama onu biz Muhammed Emin Demirkol olarak çevirdik. Ama oyu geçer sayıyoruz. Oyu saymıyoruz çünkü Bolu da oy kullanmıyor. Tabii ki toplamda Tanju Özcan olmayacak. Nedeni var mı abi? Nedeni çalışması yani Bolu için. Şu anda karar veremiyorum ya. Çok az bir süre kaldı aslında seçimde. Üç isim var. Sayın Tanju Özcan, Sayın İlhan Durak, Sayın Muhammed Emin Demir. Çok kararsızım şu anda. Muhammed Hoca. Nedeni var mı? Nedeni yok. Sağ olun. Kim çalışıyorsa olmalı. Yorum yapmasam. Siz bilirsiniz. İşimiz var. Tamam tamam. Tanju. Nedeni var mı? Yok. Teşekkür. Herhalde Tanjioğlu yine. Siz kimi destekliyorsunuz? Ben Tanju'yu destekliyorum. Nedeni var mı abi? Yok, nedeni yok. Bir şeyim de yok. Peki, teşekkürler. Şu anda iyi, çalışması. Peki, teşekkürler. İyi. Daha köyde kalıyor. Kim kazanır? Vallahi ne bileyim. Siz zaten muhtarsınız. Burada mı kullanıyorsunuz oyunuzu? Köyde, ben köyde. Tamam, Muhammed Emin Demirkol. Nedeni var mı abi? Nedeni dürüst adam. Sözünleri adam. Bence o olmalı yani. Peki teşekkür ederiz. Tanju Özcan. Nedeni var mı abi? Nedeni ortada. Nedeni ortada. Tabii. Oluya baktığın zaman görürsünüz nedeni. Bence mi yoksa gönlümden geçen mi? Sizce de gönlünüzden geçen dedi. Üvey olmalı. Nedeni var mı? Hayır, sevdiğim için. Peki teşekkürler. Bir oy daha Tanju Özcan'a geldi. Tanju Özcan. Nedeni var mı? Ya hani bu zamana kadar bir sürü katkı verdi bize o yüzden. Başka bir nedeni yok. Şu an net bir şey veremiyorum ya, karışık. Aklınızda bir isim var mı?
Tanju Özcan, İlhan Durak, Muhammed Emin Demirkol. İnan ki yaşı olur diyemiyorum ya. Tanju Özcan tabii ki. Yani çalışmaları ve Türkiye çapında savunduğu hani kadın hakları olsun birçok konuda gerçekten hani takdir ettiğim birisi. Ve Bolu'da da bence bir dönem daha geçirmesi gereken birisi. Evet, bugün Bolu Pazarı'ndaydık. Her hafta yapmış olduğumuz canlı anketlere bugün Bolu Pazarı'nda devam ettik.